Yani Çağrı'da tabii esas dediğim inşaatta bütün inşaat yatırımcıların artık Ar-Ge'ye de yönelmesi, buradan kazanılan karların. Biz bunu farklı farklı şirketlerimizdeki ortaklıklarda yapıyoruz. Yani teknoloji kısmında TAV'daki ortaklığımız da TAV kendi içinde yapıyor. İDO'daki ortaklığımız da İDO kendi içinde nasıl, mesela örnek vereyim, yakıtı nasıl düşürebilirim diye bir Ar-Ge çalışmalarımız oluyor. Yakıt tüketimini nasıl düşürebilirim diye. İnşaatta da genelde maliyetleri düşürücü Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ve kesinlikle de olması gerektiğine inanıyoruz. Sonuçta inşaatlar kısa süre, yani kısa vadede yapılan karlar 1-2 yılda inşaat bitiyor, kar elde ediliyor. Bunu sürdürülebilir kılmak için teknolojiye de yatırım yapmak gerekiyor. Yönlendiriyor. Yani şu an tabii ki mutlaka, yani şu andaki hedef aslında Orta Doğu pazarı. Bizim orada da çeşitli anlaşmalarımız var ve sürekli ziyaretçilerimiz de oluyor. Sattıklarımız da var yabancılara. Katarları ve Dubai'den ciddi pazarlama aktiviteleri yapıyoruz. Şu anda evet, şu anda öyle. Yani daha önce mesela biz Bodrum'daki projemiz için söyleyebilirim. Bodrum'da çok ciddi Avrupalı yatırımcı vardı. Şu zaman Avrupalı yatırımcı bir 2 yıldır Avrupa'dan gelen turist sayısı da düştüğü için azaldı. Fakat bu yıl Bodrum Havalimanı'nda TAV işlettiği için rakamları takip ediyoruz. Ciddi Avrupalı, özellikle İngiliz'i tekrardan 2015 yılını yakaladık. O yüzden tekrardan başladık Avrupa'ya da.